Efendim selamlar, selamun aleyküm, merhabalar. Eğitim Rehberi programında gelişimi konuşuyorduk. Geçen programımızda annelerimiz, babalarımız, onların çok önemli hizmetleri, çok değerli çalışmaları, değerli ilgilerinden bahsetmiştik. Ana gibi yar olmaz, Kabe gibi diyar derler ya. Baba güvenin, otoritenin timsali demiştik. Efendim çok önemli bir noktaya değineceğiz bugün. Gerçekten aslında hakkında araştırılması gereken bilimsel çalışmalar yapılan beyin gelişimi, çocuğumuzun beyin gelişimi gerçekten çok önemli. Çünkü gelecekte geleceğini belirleyecek olan bu beynin gelişimi evladımızın maalesef ciddi anlamda yanlışlar yapıldığında veya takip edilmediğinde gelecekte bir takım sorunlar yaşamasına neden olabilir. Beyin gelişimi çok önemli. Peki nasıl bir olgu? Evet, geleceğini belirleyecek bir olgu. Kesinlikle. Çocuğumuzun geleceğini belirleyecek bir olgu. Peki çocuğumuzu nasıl belirleyecek? Birazcık daha somutlaştırırsak şöyle söyleyelim. Çocuğumuz kim olacak? Bundan 20 sene sonra ya da 30 sene sonra. Nerede olacak? Nasıl bir ilmi birikime sahip olacak? Hangi yetenekleri olacak? Benim yavrum mühendis olmalı, mühendis olacak, doktor olacak, Çanakkale Köprüsü'nü o yapacak, astronot olacak, uzaya çıkacak, orduya katkısı olacak, ülkesine faydası olacak, çok iyi bir ekonomist olabilir, çok güzel hitap edecek, çok güzel konuşacak, çok güzel yaklaşımlarda bulunacak, durun kalabalıklar bu cadde çıkmaz sokak diyecek, mütefekkir olacak, insanları yetiştirecek, öğretmen olacak, farklı yerlerde olacak, mutlaka hayatta belki de çok iyi ama çok iyi bir çaycı olacak. Olamaz mı? Olabilir. İhtiyacımız yok mu? Güzel çay demleyen bir yerde çay içmez miyiz? Ne dersiniz? O güzel çay demleyen de bir insan değil mi? Çok farklı görevlerde, çok farklı üretim noktalarında olabilir. Ya bir yazılımcı olacak bilgisayarın başında. Ya da güzel konuşan birisi. Ya da güzel bir din adamı. Güzel bir din alimi olacak. Güzel bir mütefekkir mi olacak? Bilmiyorum ki. Ne olacak acaba? Tarih yazacak belki. Belki de siz bile göremeyeceksiniz. O ileride öyle noktaya gelecek ki dünya tarihini değiştirecek. Fatih Sultan Mehmet gibi. Neden olmasın ki? İşte burada önemli olan nokta beyin gelişimi. Beyin gelişimi doğumdan sonra gerçekleşiyor. Doğumdan sonra yavaş yavaş kendini gerçekleştiren bir durum. Gelişim aslında beyin gelişimi hayat boyu devam ediyor. Hayat boyu siz beyin hücrelerini kullandıkça geliştiriyorsunuz. Kültürünüz, kavramlarınız, kullandığınız kelimeler, o kelimelerin anlamları, toplumda onun karşılığı, canlı, elle tutulur, gözle görülür şekilde nasıl kullanıldıkları. Bazen hareketler, farklı diller var değil mi? Beyin anlıyor. Ne haber? Bir göz açar hareketi. Bizim ülkemizde çok farklı anlamlara geliyor. Ne haber? Nasılsın? Kopya mı çekiyorsun? Zeminine göre aynı hareket. Çok farklı zeminlerde çok farklı anlamlara neden oluyor. Şimdi biz surf diyoruz bazı kesimler. İşte X kuşağı, Y kuşağı, Z kuşağı var ya hani. İşte kimisi S-talk mı, S-talk mı yapıyormuş? İşte sosyal medyada mı geziyormuş? Farklı şeyler mi? Değişik değişik ifadeler. Değişik değişik ifadeler gün geçtikçe kavramlar da değişiyor. Milenyum nesli, farklı nesiller, Z kuşağı. Artık mesleklere bakıyorsunuz. Hepsi İngilizce. Bazılarını bilmiyoruz. Veri depolama, veri çıkarma, veri çarpma. Acayip acayip meslekler var. İşte beyin gelişimi çok önemli ama peki hocam iyi de hayat boyu devam eden bir beynin gelişimiyle ilgili anne baba olarak, biz büyükler olarak ne yapacağız? Ne yapmalıyız? Nasıl anlayacağız ki? Hani içi açılıp bakılacak bir şey değil ki büyümemiş, küçülmemiş. Nasıl bir şey olacak? İşte erken yaştaki gelişim, ilk cümleyi şöyle açalım. Erken yaştaki gelişim sonraki gelişimi etkiliyor. Peki neden önemli? Doğumdan sonra bebekte çok az bir sinir hücresi ve çok az bir bağlantı vardır. Beyin nöronlar arası bağlantıyla kendisini geliştirir. Öncelikle birinci kavram nöron, sinirler. Nöron, dendrit gibi ifadeler vardır. Bunlar teknik ifadeler ama insan beyninde beyin hücreleri var ve bu hücreler üzerinde sinir hücreleri arasında, hücreler arasında, sinirler arasında bir bağlantı var. Örneğin biz 2 diye bir rakamı öğreniyoruz bir hücrede.
Öteki 2'yi öğreniyoruz bir hücrede. 2 çarpı 2'yi işliyoruz, işleme alıyoruz. 4 diye bir sonuç çıkıyor, o da bir hücrede. Yani bir hücreyi dolduruyoruz, diğer hücreyi dolduruyoruz, diğer hücreyi dolduruyoruz. Her hücreyi doldurdukça, her bilgiyi verdikçe ve bunlar arasındaki her bağlantı, farklı farklı bağlantı, o 2 artı 2 ise 4 ise 2 çarpı 2, 2 tane 2 demektir. O da 4'tür. Bu bilgiyi veriyi işlerken beyin hücre, sinirler arasındaki o bilgiyi kayıt ve yavaş yavaş beyni bu şekilde hareketlendiriyoruz. Bu hareketler kelimeler arası, hukuk kuralları arasında, matematiksel kurallar arasında yeni ne öğreniyorsak, devamlı öğreniyorsak onun üzerinde devamlı gelişiyor ki bunun aslında manevi yönleri de var. Manevi kayıtlar, duygusal kayıtlar. Biraz önce söylediğim örnekler net, pozitif ilimlerle ilgili matematiksel. Bir de duygusal, duyguları da kaydediyoruz. 3000'in üzerinde koku kaydı var mesela beyinde. Bunlar kaydediliyor. Daha öğrenilmeyen belki bir sürü özelliği var. Ki biz gerçekten biraz benzetiyorum ben. Bir cep telefonu alıyoruz. Kullanıyor genç. Diyorum ki kaç tane özelliğini kullanıyorsun? Şu kadar. Özelliklerine bakıyorsunuz. 2 sayfa özellik var. Kaçını kullanıyoruz, kaçını kullanmıyoruz? Bir sürü. Aa bu da varmış. Hayatta kullanıyor muyuz? Hayır. Bir sürü para veriyoruz ama. İnsan beyni çok değerli. Öyle farklı özellikleri var ki. Ama tanımadıktan, bilmedikten sonra nasıl geliştireceğiz ki? Beyin genişimi çok önemli ama bizim bileceğimiz iş şurası. Biz hücreleri doldurdukça, bilgiyi verdikçe, o bilgi kayıtları oldukça o bilgi bir metin olabilir, bir dokunuş olabilir, bir hikaye olabilir, yaşanan bir olay olabilir. Farklı şeyler olabilir. Ama sonuç itibariyle o bilgiler arasında etkileşim kuruyor insan beyni ve beyin yavaş yavaş gelişiyor. İkinci kavram. Peki nöronlar nasıl doluyor? İkinci kavramımız ise uyaranlar. Uyaran. Yani uyaran ne? Duyu sistemini harekete geçiren etkenler. İç ve dış etken. Uyaran. Dokunuyorsunuz. Dokunuyorsunuz, hissediyorsunuz. Sıcak, soğuk. Hissediyorsunuz. Dokunuyorsunuz. Soğuk, sıcak. Veyahut da hafif bir dokunuş çocuğa. Sadece dokunmak mı? Onun hafızasında hangi bilgi kalıyor? Bu amca çok iyi bir insan. Allah Allah. Nasıl yani? Nereden biliyorsun? Bana şefkatle dokundu. Sadece dokundu. Sadece dokunmak. Bakın, o dokunmayı tanımladı çocuk. Hafızaya aldı. Bu amca iyi bir insan. Bana gülümsedi. Bir görüntüyü hafızaya aldı. Uyaran, dış etken ya da iç etken. İç etken, karnım acıktı. Susadım. Bu tip durumda sıcakta artık bunalırım. Her türlü halle ilgili beyin kaydı yapıyor ve bilgiyi kaydediyor. Ve bu uyaranlar ne kadar kontrollü, ne kadar fazla olursa beynin o bölgesi gelişmiş oluyor. Hangi noktaya dokunuyorsanız. Hocam şimdi bu ne demek oluyor? Önceki derste işledik ya işte ilgi burada önemli. Beynin gelişmesinde ilgi önemli. Şimdi bir şey söylüyoruz çocuğunuza ilgili davranın. Ya tamam hocam ya yorgunuz ya. Akşam geliyoruz zaten bütün gün çekler, senetler, müşteriler, insanlar, makineler. Of çocuklar ya. Ya bir de çocukla mı uğraşacağım? Soruyorsunuz. Bütün bunları niye yapıyorsun? Onun için. Peki onun için asıl faydalı olan şeyi neden yapmıyoruz? İlgi. Neden ilgi? Sizin o bebeğe dokunmanız, uyaran, öpmeniz, sarılmanız, kucaklamanız, onunla beraber vakit geçirmeniz, ona bir şeyler anlatmanız. Hocam anlamıyor ki o daha konuşamıyor bile. Hiç önemli değil. Siz ona kulaktan bilgi veriyorsunuz. Bir uyaran, bir dokunduruyorsunuz. Dolabı açıyorsunuz. Dolabın içindeki bardakları yarın merak edip kırmasın diye bugün kendi eliyle indiriyorsunuz. Dolabın içindeki başörtüleri çekmecede açıyorsunuz. Başörtüyü kendiniz açıyorsunuz. Onun başörtü olduğunu ona anlatıyorsunuz. Çok daha küçükken. O artık merak etmiyor. Biliyor ki orada başörtü var. Bu işe yarıyor. Bu şekilde kullanılıyor. Merak edince alıyor. Hop. Açıyor. Alıyor. Açıyor. Ortalığı dağıtıyor mesela. Sonra kızıyoruz. Eyvah çocuklar. Başa çıkamıyoruz. Deli olduk vesaire. Ama etki çok önemli. Dokunmak istiyor. O öğrenmek istiyor. Keşfetmek istiyor. Fıtratta bu var. Beyin devamlı öğrenmek istiyor aslında. İşte burada önemli olan nokta o aktif olan, aktive olan bölgeleri harekete geçirmek ve ciddi anlamda beslemek çok önemli.
Öğrenme seviyesine göre. Tabii öğrenirken, o beyni geliştirirken dikkat edeceğimiz gereken unsurlar var. Hazır bulunuşluk çok önemli. Anlayamayacağı, kavrayamayacağı bir noktayı zorlarsak, yapamayacağı bir noktaya yüklendirirsek bu sefer hevesini de kapatabiliriz. O zorluk onun için kötü bir anı olarak beyinde kaydedilecek ve bir daha öğrenmek istemeyebilir. Beynin o hücresini doldurmayabilir. O yüzden zamanında hazır bulunuşlukla bunu yapmamız gerekir. Dönüp dolaşıp aynı ifadeye geliyorum. İlgi, ilgi, ilgi. Neden? İlgilendiğiniz zaman yavaş yavaş anlayabilecek, keşfedebilecek, gözlemleyebilecek ve doğru hareketi bulmaya çalışacaksınız. Asıl mesele o. Aslında bunun bilgisi fıtratımızda var. Şimdi bazıları, hocam bizim babamız çok ilgisiz, bizim annemiz çok duyarsız diyebiliyor. Doğrudur. Ama ilgi göstermeye başlayınca, ya hocam ben yapamıyorum. Çok önemli bir nokta. Yapamadığını anlamak. Yapamıyorsan uzmanına sor. Kaynağından araştır. Artık elhamdülillah. Elhamdülillah. Bilgi sorunu yok. Bilgi sorunu yok. Hatta çok fazla bilgi var. Özünü yakalamak lazım. Ama Kur'an'ın ifadesiyle, hani bir şey ehline vermek var ya. Bir şey ehline verin diyor. Kur'an diyor, Allah diyor. Bizi yaratan, bize rızık veren, bizi organize eden, bizim mutluluğumuzu en iyi düşünmez mi? Ne diyor? Bir işte bir sorun varsa onu bilene sorun. Bilmiyoruz, olabilir. İlgilenirsek bilmediğimizi anlarız. Bilmediğimizi anlarsak beyin öğrenmeye heveslenir. Öğrenmeye heveslenirse ne olur? O zaman sorunu çözmüş olur. Biz de evladımızı yetiştirmekte hangi durumda nasıl yaklaşacağız? Bunu öğrenmemiz çok önemli. İşte beyin gelişimi bu noktada ilgili beyin bölgesini aktive etme adına çok önemli. Orada ses uyaran, konuşan, konuşarak uyaran veyahut da bir musiki kaynağıyla uyarmak mesela. Çok önemli. O çocuğun farklı bir musikinin rahatlığı söz konusu olabilir, bir bakış açısı oluşturabilir. Farklı bir ninni mesela. Farklı olur. Burada biz yeterince uyarıcı yoksa eğer, yeterince bir uyaran iklim yoksa, yani doğru zamanda çocuk 7 yaşına kadar sadece odada, hiçbir sosyal çevreye girmemiş, hiçbir etkileşime girmemişse uyaran az demektir. Doğru zamanda arkadaş edinecek, doğru zamanda çevre edinecek, akrabalarla ilişkiye girecek, akraba çocuklarıyla ilişkiye girecek, bayramda, seyranda, değişik durumlarda kesinlikle ve kesinlikle etkileşime girecek ki o uyaranlar o yaşta çok önemli. Zamanında geçince zaman geçmiş. Telafisi çok zor oluyor dostlar. Zamanında onları görecek, sizden görecek, her hareketiniz o yüzden çok önemli. Yani evladımızı yetiştireceğiz. Beyin deneyimlerle şekillenir. Deneyimlerle, gördükleri, tekrarlarıyla. En kuvvetli öğrenme yaparak öğrenmedir. %90 oranında kalır. Siz bir şeyi yaparak gösterdiğiniz zaman, göstererek birazcık daha zor öğrenir. Seyrederek birazcık daha zor. Sadece dinleyerek daha zor. Sadece anlattığınızda daha zor. Okuyarak bakıyorsunuz, okuyarak da kendi yaşama noktasına gelirse yine de zor. Ama en iyi öğrenme göstererek öğrenme. Çocuk zaten, biz ana dilinde çocuk nasıl öğreniyor? Dinleyerek. Değil mi? Kimse tahtada anlatmıyor. Fiil, fail, özne, tümleç, yüklem. Anlatıyor mu? Hayır, böyle bir şey anlatmıyor. Çocuk daha küçücükken konuşmuyor. Biz ülkemizde diyoruz ki dil eğitimi sıkıntılı, dil eğitimi sıkıntılı, dil eğitimi sıkıntılı. Direkt gramerden başlarsak sıkıntılı olur tabii. Çocuk önce gramer mi öğreniyor? Ufacık çocuk, bebek özne yüklemi mi öğreniyor? Hayır. Önce bu durumda hangi ifadeyi kullanmış? Bekle beni diye bağırıyor. Aa, şimdi ne dedi? Şşt, otur bakayım. Kalk. Oğlum benim, canım, kızım, yavrum. Şimdi bunların hep, bu ifadelerin hepsini çocuk duyuyor. Görüyor. Nasıl bir duygu içerdiğini anlıyor. Ve komplike bir şekilde beyin öğreniyor. İnsan müthiş bir varlık. İnsan müthiş bir varlık. Ama burada beynin gelişiminde ortam çok önemli. Çocuğun, bebeğin yetiştiği ortam çok önemli. O ortamda ciddi bir etkileşim olursa, beynin her yönünü, her noktasını bir anlamda bilişsel olarak, matematiksel yönü, musiki yönü, dil zekası, analitik zekası küçüklükten itibaren, motor gelişimi dedik. Bütün bunların gelişmesiyle ilgili vakit ayırmak çok önemli. Neler yapabiliriz? İnanın bu noktada kaynaklar çok. Evde baba düşünüyor, ben çocukla nasıl vakit geçireceğim? Ya arabalarını yarıştırırsın. Beraber yarış yaparsınız. Güreş yaparsınız. Küçücük çocukla parmağınızla bilek güreşi yaparsınız.
fiziksel hareketler yaparsınız. O kadar çok şey yaparsınız ki. Bir hele bir şöyle bir kafa yormaya başlayın. Neler neler, neler neler. Allah'ın izniyle. Merak etmeyin. İşte bebeğin içinde bulunduğu ortam. Bakım verenin özellikleri de önemli tabii. İlgisi, alakası. Al neyle uğraşıyor? Telefonla. Aa bu ışıklı, uyaranı çok fazla. Hadi bunu verelim. Devamlı da aynı uyaran bir tarafı geliştiriyor. Bir tarafı bozuyor. Şimdi ekran başımızın belası. Neden belası? Faydalı mı? Çok faydalı ekranlar. Dijital ortam, dijital teknoloji çok faydalı. Bütün işlerimizi oradan görüyoruz. Faturalarımızı oradan ödüyoruz. Belli şeyleri oradan yapıyoruz. İzliyoruz, dinliyoruz. Ama çocuğa veriyoruz da veriyoruz. Veriyoruz da veriyoruz. Al çocuk 5 sene, 5 saat, 6 saat, 7 saat, 8 saat. Hafta sonları çocuk artık ekranda 25 kare. Her oyunda kareler dönüyor. Çocuğun her hareketinde, her vuruşunda orası. Onlar resim. Siz şimdi düğmeye basıyorsunuz. O oyundaki obje hareket ediyor, başka bir objeye isabet ettiriyor, puan kazanıyor. Bunların hepsi resim. Yani her objenin hareketinde resim geçiyor. Geçiyor, 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 geçiyor. Sonra hocalar, öğretmenler diyor ki, öğretmenlere, hocam diyor, artık ortalaması 8 saniyeye düşmüş odaklanmanın diyor, biliyor musunuz? 8 saniye sonra dağılıyor. 8 dakika sonra dağılıyor diyen var. Öyle çocuk var ki minimum. Yani 8 saniye konsantre oluyor, bir şey dinliyor. Sonra öğretmenim burada ne var diyor. Siz bir şey anlatıyorsanız şu denk gidiyor. Sizinle muhatap bile olmuyor. Üçüncü sınıf öğrencisi, ikinci sınıf öğrencisi. Bakıyorsunuz 2 dakika kitap okuyamıyor. 1 dakika kitap okuyamıyor. Mümkünse okumayayım diyor. Sen bana oku diyor. Neden? 25 kare 8 saat dönerse, devamlı değişirse, devamlı değişiyor. Bakın bu çok önemli. Bir çizgi film izliyorsunuz. Binlerce kare devamlı değişiyor. Odaklanıyor çocuk, değişime alışıyor. O kişi hiç değişmeyen bir metni okur mu ne dersiniz? Okumuyor. Maalesef. İşte burada özet olarak hülasa toparlamak gerekirse ebeveyn ne yapacak? Öncelikle dostlar şunu söyleyelim. Bebeğimizle 0-3 yaş ilgi dolu, sevgi dolu, şefkat dolu bir ilişkimiz olacak. Bir ilgimiz olacak. Bunu bir ortaya koyalım. Ne yapacağız? Bu programdan alacağımız ilgileneceğiz. Bir baba günde 1 saat en az 1 saat ilgilenecek. Vakit geçirecek. Bununla ilgili yollar, yöntemler bulmaya çalışacak. Yine ardından bebeğimizin bütün duyularına, beyin gelişimi için önemli, bütün duyularına hitaben düşünerek bir şeyler yapmamız lazım. Yani nasıl diyeyim? Ona göre bir ortam sunulmalı. Onunla konuşmak çok önemli. Anlasa da anlamasa da. Vakit geçirmek. Devamlı konuşmak, muhabbet etmek, bir şeyleri anlatmak çok önemli. Başka? Masal okuyabiliriz mesela. İnşallah ilerleyen programlarımızda masallarla ilgili de size bir takım örneklerde, misallerde bulunacağız. Masal okuyabiliriz. Beraber o masalı dinlemesi. Masal dinletileri yapabiliriz. MP3 kayıtları var. Çok güzel. Kaynağımız çok değil. Birazcık kısıtlı maalesef ama kültürel olarak. Yine de klasiklerden güzel masallar var. Masal dinletebiliriz. Ekrandan uzaklaştırma adına. Yani masalı dinleteceğiz. Hoparlörümüzü açacağız. Yatmadan önce olabilir. Farklı zamanlarda olabilir. Hep ekranla muhatap etmeyeceğiz. Farklı. O dinleyecek, dinleyerek öğrenecek. Bir şeyi hep görerek değil, bir de dinleyerek hayal edecek. Onun hayal dünyası oluşacak. Ninni söyleyebiliriz mutlaka çocuklara yatmadan önce. Farklı farklı ninniler. Bu noktada anneler birazcık çaba sarf etmeli, kafa yormalı. İşte burada musikinin önemi ortaya çıkıyor. O çocuğun o musiki dinletileriyle beraber bir şeyi öğrenmesi, arka planı tabiri caizse giydirmek çok önemli. Eşyayı keşif çok önemli dedik. Eşyayı keşif. Çocuk gidecek, tutacak, dokunacak, ilgilenecek, nasıl değiştiğine bakacak, değiştirecek, düzenleyecek, yapboz yapacak, lego yapacak, bozacak, dizecek, yıkacak, dokunacak, hissedecek, yemek yiyecek, tabağa dökecek, bırakın döksün. Sereceksiniz sıfır bezini, vereceksiniz yani, bırakın döksün. Bırakın saçsın ya. Düzeltmeyin. Yanlış yaptı. O kendi öğreneceksiniz, merak etmeyin. Bırakın döksün. Tabii ki ilk gösterimi yapacağız ama ondan sonra bırakın döksün. İşte bebeklerle oyun oynayacağız. Bol bol fiziksel temasta bulunacağız. Bir de şurası da çok önemli. Mizaca uygun uyku ve beslenme. Bu da çok önemli. Yani bazı bebekler çok uyur. Bazı bebekler farklı zamanlarda uyur. Çocuğumuzu tanıyacağız. İlgi göstereceğiz. Doğru beslenme. Çok zorla beslenme değil. Bunu mutlaka eğer sorunumuz varsa doktor kontrolünde, kilo kontrolünü mutlaka yapalım. Babaanneler, anneanneler bazen çok yükleniyorlar. Ya yedirmedin çok zayıf kaldı vesaire vesaire. Hadi anne başlıyor bir takım gıda takviyeleriyle bilmem neleriyle. Sonra bakıyorsun 2 sene sonra kocaman şişmiş bir çocuk ortaya çıkıyor. Obez bir çocuk ortaya çıkıyor. Yani ya onun kilosuna bakın.
Doktor desin ki bu normal. Kilosu, boyu bu yaşa göre normal. Normal değilse ona göre diyetisyenle veya gıda takviyesi yapalım. Ama bu çok önemli. Ve çocuğumuz da son olarak o yavrumuz Allah'ın bize emaneti. Milyon dolarlar verseniz, verseler vermeyeceğiniz o yavrunuza ne olur ilgi gösterin ve göz teması kurun. O göz teması, o göz göze gelmek, o göz göze gelerek anlatmak o kadar önemli ki. Dostlar, onlar bizim değerlilerimiz, geleceğimiz. Çok önem verelim. Programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Selametle kalın. Selamünaleyküm ve rahmetullah ve bereket.